Bir tost ekmeği arkadaşlar 3 tane eş dilime ayrılmış. Sonra bir tanesi bakın 3 parçaya, bir tanesi de 4 parçaya ayrılmış. O zaman biz sayı verelim. 12 gram olsun. Hem 3'ün hem 4'ün katı böylece. Bu parçalardan birinin ağırlığı 4 gram olacak. Bu parçalardan birinin ağırlığı böylece 3 gram. Burası da 12 gram olacak. Kesirlerle de uğraşmamak olacaksınız. 4-3'ten 1 oldu A ve C'nin farkı. B'ye oranında 12, 1/12 A şıkkı. Tokmakla her bir vuruşunuzda aşağı bir birim iniyormuş. Burada da örnek göstermiş. Başlangıçta 517 iken ortadakine bir kere vurunca 1 aşağı inmiş, 3 yeni sayı olmuş, 537 olmuş böylece. Şimdi buna göre elde edilebilecek en büyük sayı nasıl elde edilir diye soruyor arkadaşlar bize. 6 kez vuracağız. 6 kez vurduğumuzda en büyük sayıyı elde etmek için bir kere hemen buradaki en büyük sayıyı elde etmek için ben 6'ya odaklanırım. Burada 8'e odaklanırım. Şimdi bunlar önemli çünkü birler basamağı yani en alttaki basamak ondan ziyade ilk iki basamağı büyük yapmaya çalışırım. Haliyle burayı 6 yapmak için buraya bir kere vururum. Burayı 8 yapmak için buraya 2 vururum. Artık buraya 3 vururum. Böylece 684 sayısını elde ederiz. Bunlar önemli. Bu bence daha az önemli arkadaşlar. Bütün her şey eşit olursa sonuçta birler basamağına bakıyoruz biz. O yüzden elde edebileceğimiz en büyük sayının rakamlar toplamı da 18 oldu B şıkkı. Sarı ve yeşil etiket verilmiş arkadaşlar. Sarı etiketin yüksekliği X, yeşil etiketin yüksekliği Y'ymiş. X, Y sıralı ikilisi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Yeşil etiket gördüğünüz gibi 0 ile 2.4 arasında olacak. Sarı etikette 5.4 ile 7.2 arasında olacak. Şimdi burada karekökü olan sayılara baktığınız zaman A şıkkında 72 bir kere 8'den büyük, böylece X şuraya diyeyim, buraya da Y diyeyim. X arkadaşlar 7.2'den küçük olmalıydı. 48 dersek evet olur, ancak bu kök 10 da arkadaşlar 3'ten büyüktür. O zaman Y'ye uymuyor, gitti. C şıkkına geldiğimiz zaman 4 kök 3, 48, evet 5'ten büyük 7'den de küçük bir sayı kök 48 sonuçta olur. Kök 2 de arkadaşlar yine 0'dan büyük ama 2.4'ten küçük, C şıkkı olur. Pozitif bölen sayısını nasıl buluyoruz arkadaşlar? Şöyle x üzeri a, y üzeri b, z üzeri t olsun. Üstleri 1 arttırıp çarpıyoruz değil mi? Pozitif tam bölen sayısı için. Buna göre düşünelim şimdi. M sayısı asal sayı olduğuna göre bir asal sayının sadece 2 tane böleni vardır. Bir kendisi, bir de 1. Bu oldu. 2 çarpı x, bu x'i bilmiyoruz. Artı 9 arkadaşlar 3'ün karesine eşit. Bu yüzden üstünü 1 arttırırsak 3 tane böleni var. Pozitif olarak m'nin zaten 2 böleni var demiştik asal olduğu için. 12'de 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1'den 3 çarpı 2 diyeceğiz. Üstleri 1 arttırdık, 6 oldu. Buradan da 2x eşittir 9. X 9/2 D şıkkı. B tek olmalı. A artı C de tek olmalı çünkü çarpımları tekmiş. B kesinlikle tek, ancak A ve C soru işareti. Yani bunlardan birisi tek, birisi çift olacak arkadaşlar buna göre. Şimdi A üzeri B pozitif tam sayısı, bütün kuvvetleri yine tek veya çifttir, artık A neyse ona göre. C de arkadaşlar bu tekse çift, çiftse tek, toplamları yine tek oluyor. Bu doğru. B üzeri C, B'nin tek olduğunu biliyoruz. O zaman yine tek olacak ama A'nın ne olduğunu bilmiyoruz, soru işareti. Şimdi geliyoruz buraya. C arkadaşlar ne olduğu belli değil. B tek, C'nin ne olduğu belli değil. O zaman bu da soru işareti, yalnız bir A şıkkı. P A artı B eşittir 0 demiş. Q A artı C küçüktür 0 demiş. C küçüktür 0. Önermeleri veriliyor. Önermesi yanlış olduğuna göre. Şimdi bakalım. Bu önerme yanlışsa ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu da 0'dır. Bu da 0'dır. Çünkü V A'nın 0 olma ihtimali sadece bu. O zaman Q 1'e denkmiş. İse ne zaman 0'dır? Sadece 1 ise 0 arkadaşlar. 0'dır. Diğerlerinin hepsi 1'e denktir. Bu yüzden P 1'e denkmiş. R'de 0. Yani kuralları bileceğiz arkadaşlar mantık konusunda kesinlikle. Şimdi buna göre bakalım. C küçüktür 0 yanlış bir önerme olduğuna göre demek ki C büyük eşit 0. 0'dan farklı olduğuna göre C büyüktür 0. Yani bunun işareti artı. A artı C 0'dan küçük. Q doğru bir önermeymiş. C artı olduğu halde toplam negatifse A kesinlikle negatiftir. A negatif olduğunda toplamları 0 oluyorsa B'de demek ki pozitif, ki birbirini dengelemişler. Böylece eksi artı artı, cevabımız A şıkkı. En az iki rengin aynı olması demek arkadaşlar ne demek aslında biliyor musunuz? Tüm durumlardan her birinin farklı olduğunu çıkarın demek. Şimdi her birinin farklı olması ne demektir? Birincisine kırmızı gelme olasılığı, herhangi birine birinci demeyeyim. Kırmızı gelme olasılığı 2/6. Mavi gelme olasılığı 1/6. Sarı gelme olasılığı 3/6. Bunlar bir de arkadaşlar 3 faktöriyel diye sıralanır. Niye biliyor musunuz? Hangi zar hangi sırada sarı, mavi, kırmızı gelecek bilmiyoruz. Bu yüzden lütfen zarlar birden fazla olduğu zaman sıralamayı unutmayın. 6-4 gelmesiyle 4-6 gelmesi ya da işte çift gelmesiyle tek gelmesi ya da tek çift gelmesi bunların hepsi farklı durumdur. Böylece şu 6'lar sadeleşti. Bunlar sadeleşti 2 oldu. Bunlar sadeleşti 1/6 oldu. Demek ki 1-1/6 yani 5/6 olasılıkla arkadaşlar en az iki renk aynı denk geliyormuş. E şıkkı. X artı y 2z'ye eşit ancak tek başına kaldığında xz'den hafif. Şimdi xz'den hafifse 2z'den hayli hayli hafif olur. Demek ki y arkadaşlar oldukça büyükmüş ki dengelemiş olayı. Şöyle düşünün, bu 10 olsa, bu z de 30 olsa 30 × 2 60 olur, 10 olur 50 kalır mesela y'ye. Bunun gibi. Bu yüzden y en büyük, sonra z, sonra x. Demek ki x'in y'ye oranı 1'den küçüktür, doğrudur. Y'nin z'ye oranı hayır, y bölü z 1'den büyük olmalıdır. X bölü z yine 1'den küçüktür. Cevabımız D şıkkı 1-3 oldu. Bu soruda arkadaşlar şöyle bir düzeltme yapmam lazım. Sizin baskınızda olabilir, bende yok. Burası en az 1 olacak arkadaşlar, onu söyleyeyim. Şöyle kapatalım, buna göre çözeceğim ben şimdi soruyu. Sayılar 3 gruba ayrılacak. Her sayı yalnızca bir grupta yer alacak. Her grupta en az bir asal sayı bulunacak. Hangisi olduğu önemli değil. Şöyle diyelim o zaman. Birinci grup, ikinci grup ve üçüncü grup olsun, tamam mı? Birinci gruba 2 koyayım, ikinci gruba da 3'ü koyayım. Her grupta pozitif bölen sayısı 4 olan en az bir sayı olacak. O zaman 4 tane pozitif böleni olması için bir sayının nasıl olması lazım? Ya bir asal sayının kübü ya da arkadaşlar 2 tane asal sayının çarpımı şeklinde. Örnek 8 sayısı 2'nin kübüdür. Bunun 3 + 1'den 4 tane pozitif böleni vardır. Ya da 6 sayısı 2 × 3'tür. Üstlerini 1 arttırdığımızda 2 × 2'den 4 tane pozitif böleni vardır. O zaman buraya 6'yı yazayım. Buraya da 8'i yazayım. Her birinde birer tane garanti var işte. Böylece 4 tane sayıyı 1 ve 2 numaralı gruplara en az olacak şekilde yerleştirirsem geri kalan 14 sayı zaten bu şartı sağlayacak. Neden? Bunda kesinlikle asal sayı olacak. Aynı zamanda kesinlikle işin içinde en az bir tane 4 tane pozitif böleni olan sayı olacak arkadaşlar. Cevabımız 20 tane olacaktı. 20'den 4'ü çıkaracağım. 16, affedersiniz. Cevabımız bu yüzden 16 A şıkkı olmalı.